Sevgili izleyiciler, sağlığım için her şeyim bu bölümünde çok yaygın bir problem olan bel ve boyun fıtıklarının ameliyatsız tedavisini konuşacağız. Bel ve boyun fıtıklarında acaba ameliyatsız tedavi hangi vakalarda ve ne tür yöntemlerle mümkün oluyor sorusunun yanıtını Fizyoren Fizik Tedavi Merkezi'nden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Profesör Doktor Gülçin Gülşen yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bel ağrıyan çoğu kişi, Hı -hı. E, başı ağrıyan çoğu kişi kendine nasıl bende migren var Hı -hı. diye tanı koyuyorsa bel ağrıyanlar da bende e, bel fıtığı ya da boynu ağrıyan boyun fıtığı tanısı koyuyor. Evet. Gerçekte bel ve boyun fıtığı nedir ve ne tür Hı -hı. yakınmalarla kendilerini belli eden iki problemdir. Peki. Geçmişte MR görüntüleri bu kadar sıklıkla kullanılmaya başlamadan önce aslında röntgen daha sıklıkla kullanılıyordu ve bel ağrısı ve boyun ağrılarında insanlar benim kireçlenmem var şeklinde yaklaşıyorlardı. MR görüntülemelerinin bu kadar sık kullanılmasıyla beraber artık herkes gidip MR çektirip muayeneyi birazcık arka plana iterek direkt benim boyun ve bel fıtığım var şeklinde sanki bütün boyun ve bel ağrılarının sebebi fıtıkmışçasına oysa yapılan çalışmalarda bütün boyun ve bel ağrılarının sebebinin %30 düzeyinde fıtıklar olduğu saptanmış. Şimdi gerçek boyun ve bel ağrılarının Erken aşamada önce boyun ve bel bölgesinde ve omurgamız e, böyle bir bütün olduğu için sırtımız da arasında tabii ki kas spazmı şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bu kas spazmı eğer erken aşamada tedavi edilebilirse boyun ve bel ağrıları bu sefer fıtığa yol açmadan e, kişiyi ömür boyunca sağlıklı bir şekilde geçirmesini sağlayabiliyoruz. Bir de aslında önemli olan erken yaşlarda 18 yaşına kadar kasiske sisteminin geliştiği aşamada kişinin kasiske sistemi yapısını değerlendirerek buna uygun egzersizlerle yaşam şekli düzenlemeleriyle boyun ve bel ağrılarının ortaya çıkmasını engelleyebiliyoruz. Peki e, fıtık dediğimiz peki nedir? Nasıl bir tablodur? Hı hı. Ve e, boyundaki beldeki fıtığa bağlı olarak ne gibi şikayetleri oluyor kişinin? Hı hı. Boyun ve bel fıtığı demek şöyle bakarsak boynumuzda ki omurların daha küçük olduğunu görüyoruz. Sırtımızdaki omurların daha büyük olduğunu. Boynumuzda 7 omur, sırtımızda 12 tane omur ve belimizde de 5 tane omur var. Gördüğümüz gibi en büyük olanlar bel omurlarımız. Ve aralarındaki de iki omurun birbirine sürtünmemesi için disk dediğimiz yumuşak kıvamlı maddeler var, jöle kıvamında. Bunların yüksekliği de boyunda ve belde farklı olmakta. Bu normal bir anatomik yapı. Fıtıkta ne oluyor? İki tane omurun arasındaki aralık daralarak yani bu disk mesafesi daralıyor ve diskin şu bölgede taştığını görüyoruz. İşte Hı -hı. fıtık bu taşmaya diyoruz. Bu taşma ile beraber... Yani şu gözüken kırmızı... Kırmızı yızı, fıtık. Fıtık. Diskin evet. diskin iki tane omurun arasından taşarak sinirlere ve omurluya baskı yapmasına fıtık diyoruz biz. Hı -hı. Dolayısıyla da bu mekanik bir olay olduğu için basıya bağlı klinik belirtiler veriyor. Eğer boyun bölgesinde ise bu fıtık kollara yayılan ağrı, boyun ağrısı, sırt bölgesine kadar inen kas tutulmaları şeklinde yine kollarda, ellerde uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük tablosuyla karşımıza çıkabiliyor. Bel fıtığı ise söz konusu olan belden aşağı seviyedeki bacaklara yayılan Bel bacak ağrısı, bacaklarda uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, bası eğer arkadaki bu e, omurilik kanalında da omuriliğimiz var şuradan itibaren. Arkadaki omuriliğe bası yapmışsa idrar ve büyük abdest problemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları da sıklıkla fıtıklarda karşımıza çıkabilmekte. Şimdi tabii ki e, bu söylediğiniz özellikle e, cinsel fonksiyonun etkilenmesi, idrarı kaçırması kişinin... Hı. Hani ayaklarını tutmaması gibi durumlar herhalde daha ilerlemiş fıtıklarda görülüyor değil mi? İlerlemiş fıtıklarda ancak bazen ilk tablo bu olabiliyor. Yani hmm. mutlaka kişinin sırasıyla önce bir bel ağrısı çıkacak. Zaman geçince bacaklarında uyuşması, karıncalanması olacak. Ondan sonra idrar, büyük abdest sonra cinsel fonksiyon bozukluğu şeklinde zannediliyor. Fakat direkt bu cinsel fonksiyon bozukluğu veya idrarını tutamama şeklinde. ...olabiliyor. Neden? Şimdi burada bacaklarımıza giden sinirler var... ...iki yanda. Arkada da omurilik. Eğer Hı. direkt bu... ...yanda gördüğümüz fıtık... ...arkaya doğru taşmışsa... ...ilk bulgusu omuriliğe bası yapmaksa... ...o zaman karşımıza dediğimiz bulgularla... ...çıkabiliyor. Ama yanlardaki... ...sinirlere baskı yapmışsa... ...arkaya bası daha azsa... ...o zaman da bacaklarda şikayet yaparak... ...karşımıza çıkıyor. Şimdi fıtık tanısı almış kişi... ...ister boyun fıtığı olsun... İster bel fıtığı olsun Hı -hı. ameliyat önerildiğinde e, toplumda zaten bir ameliyat Hı -hı. korkusu var, anestezi endişesi var, Hı -hı. paniğe kapılıyor. Hı -hı. Yani bu yüzden hekimlere gitmeyende pek çok hasta veriyorum. Fıtıkların tedavisinde ameliyatın aslında yeri tıbben nedir? Hı -hı. Ve e, fıtığı olan bel boyun fıtığı olan hastalarda ameliyat dışında ne tür tedavi seçenekleri bulunuyor? Hı -hı. Şimdi fıtığın oluşma mekanizmasını özetlemiştim biraz önce. Omurga aralığının daralarak aradaki bu disklerin taşması demek, demiştik. O zaman bunun çözümü ne olmalı? Mekanik bir bası olduğuna göre çözümü de bunu mekanik olarak açmak. Tek çözüm bu. Şimdi klasik fizik tedavi yöntemleriyle bunu açmak mümkün olmadığı için sadece geçmişte Sadece omurgamızın arka yüzeyine yapışan bağ ve kaslar gevşetilerek kas spazmı azaltıldığı için ve sonrasında da kas spazmı tekrar oluşunca şikayetler de artarak hı hı. devam ettiği için fizik tedaviyle çözümsüz gibi yaklaşılıyordu ya da senede bir fizik tedavi olunması gerekir gibi. Fakat şimdi teknolojinin ilerlemesiyle beraber e, spinal kompresyon diyoruz bu aralıktaki daralmaya. Spinal dekompresyon yöntemiyle yani bu aralığı açabiliyorsak eğer hı hı. bu arkadaki bağları ve kasları da gevşetip uzatıp bu aralığı açmakla beraber sonrasında da tekrar güçlendirip bu dokuları doğal bir korsa oluşturabiliyorsak biz fıtık tedavisinde başarılıyız. Ki artık biz fıtık tedavisinde başarılı olduğumuzu tedaviden 3 ay sonra çektirdiğimiz kontrol emarlarında fıtığın içeri girdiğini görerek de e, kanıtlayabiliyoruz. Hı hı. Bunun dışında... Bu sadece biz kesinlikle tedavi ediyoruz ameliyat gerekli değil demek değil. Ne zaman ameliyat gerekli? Burada eğer bu taşan fıtık buradan kopmuşsa o zaman biz belli bir yükle bu aralığı açamayız, yük veremeyiz. Dolayısıyla bu zamanda mutlaka ameliyata gönderiyoruz. Bu parçanın kopmuş olması ve yine dış lifleri de yırtılmışsa, kişi de idrar ve büyük abdest problemleri başlamışsa Yine hı. mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Önemli olan hangi tedavinin hangi zamanda en uygun olduğuna bir ekip halinde karar verebilmek. Peki şimdi omurların açılması tedavisi fıtıkta. Hı. Bu boyun fıtığı içinde geçerli, bel fıtığı için evet. geçerli. Ee, nasıl yapılıyor? Bir seans e, ne kadar sürüyor? Hı hı. Tedavide ortalama e, fıtığın tipine göre, e, dönemine göre 15 ile 20 seans arasında değişmekte tedavi. Şu tedavi... görüntüler onunla mı ilgilidir? Evet. Evet. Görüntülerimiz cihazımız. Spinal dekompresyon yaptığımız cihaz. Öncesinde elektroterapi uygulayarak yani ultrason gibi, lazer gibi akımlarla arka tarafa yapışan bağları ve kasları gevşetiyoruz. Neden gevşetiyoruz? Şimdi bu buradaki daralmaya kaslar da adapte olmuştur ve kaslar kısadır. Eğer biz sadece hafif ısıtır da direkt değeri, direkt dekompresyon cihazımızı alırsak o zaman kasların içinde ufak yırtıklar oluşabilir. Onun için öncelikle kasları uzatıyoruz, gevşetiyoruz. Sonra da bu aralığı açmaya yönelik hangi aralıkta fıtık varsa ve orayı nasıl bir yükü giderek arttırarak uygulamamız gerekiyorsa Onunla beraber kişi özel uyguladığımız bir tedavi programıyla aralığı açmayı başarabiliyoruz. Peki bir seans ne kadar sürüyor böyle bir, seans, bir durumda? Bir seans 1-1,5 saat civarında sürüyor. Bazen ilaveten buradan çıkan kasların kalça bölgesinde yaptığı basıya bağlı olarak kalçada siyatik sinir sıkışmaları olabiliyor. Ki hmm. piriformis sendromu diyoruz. Bu durumda manuel uygulamalar da eşlik ediyor tedavimize. O zaman bir buçuk iki saati bulabiliyor tedavi programı. 15 ila 20 seans demiş. Peki e şimdi boyun fıtığıyla bel fıtığını e, kıyasladığımızda Hı -hı. toplumda daha çok yaygın olan hangisi? Şimdi Hı -hı. özellikle bilgisayar kullanan Hı -hı. bir kuşak var. Hı -hı. E, mesela boyun fıtığı biraz daha artıyor mu son zamanlarda geçmiş Hı -hı. yıllara göre? Evet geçmişte biz yapılan istatistiklerde bel fıtıklarını daha yoğun görmekteydik. Çünkü ağır kaldırmalar o zaman daha çok fıtıkların sebebiydi. Şimdi ise sedanter yaşam yani teknolojik bağımlısı bir nesilin masa başı çalışması, sabit pozisyonda kalması nedeniyle hem boyun hem bel fıtıkları sık görülmekte. Özellikle erken yaşlarda boyun fıtıklarını çok görüyoruz. Geçmişte boyun bel fıtıklı hastalarımızın yaş ortalaması 35 ile 45 arasında maksimum iken Şimdi 18 yaşından itibaren çok ciddi düzeyde fıtıklar hatta bazen ameliyata yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Onun için masa başı çalışırken e, teknolojik aletlere çok bağımlı olmamayı öneriyoruz. Eğer çok bağımlı çalışılmak zorundaysa da yarım saatte bir hiçbir şey yapamıyorsak iki kere sağ, sol, yukarı, aşağı boynumuzu hareket ettirmek Oturuyorsak sabit pozisyonda kalkıp birkaç adım yürüyüp oturmak bunlar çok basit önlemler ama hastalığın ilerlemesini ciddi şekilde engelleyebiliyorlar. Şimdi boyun ve bel fıtığında omurların açılma yöntemi. Fıtık dışında başka bel ve boyun ağrılarına neden olan başka hastalıklarda da uygulanabiliyor mu acaba? Evet Boyun ve bel bölgesinde özellikle sırtın alt bölgesiyle belde kaymaları çok sık görüyoruz. Neden? Yine sabit pozisyonda kalma sonucu sırt ve bel kasları zayıf olduğu için boyun bölgemiz daha korunaklı, kaymalar daha az görünüyor. Ve kaslar ve bağlar zayıfsa en ufak bir ağır kaldırma ters hareketle kayma riski yüksek. Biz kaymalarda da eğer 3. 4. evrede ameliyatlık dönemde değilse gayet başarılıyız. Yine skolyoz dediğimiz Hı -hı. Omurganın eşit e, olmayan eğriliklerinde yani şöyle bakarsak skolyoz dediğimiz zaman omurgamız bir taraftaki bu taraftaki kaslar zayıf bu taraftaki kuvvetli bu tarafa doğru çekiyor. Biz önce bu taraftaki kaslarımızı e, kuvvetli olanlara uzatıyoruz. Diğer taraf zayıf olanları da kuvvetlendiriyoruz. Bunun dışında da aralıklar daraldığı için bu aralığı da açmakla ilgili dekompresyon cihazımızı uyguluyoruz. Yine kireçlenme sebebi olan eklem aralıkları daralmalarında da aralığı açmamız için gerekli. Yani aralıkta şu disk aralığındaki daralma olan bütün hastalıklarda kullanıyoruz. Sadece Hamilelerde o da belli bir yük vermemek hı hı. için omurga tümörlerinde, omurga enfeksiyonlarında ne kadar ileri, ileri düzeyde fıtığı olursa olsun veya başka bir eklem aralığı daralması asla uygulamıyoruz. Peki tedavi için bel ve boyun fıtıklarına dikkate aldığımızda en uygun hasta grubu e, kimlerdir? Yani bel ve boyun fıtığının hangi aşamasıdır? Bel ve boyun fıtıklarında bu diskin yırtılmadan önceki, <laughs> aşamalarında hep uygun spinalde kompresyon uygulamak. Çünkü aralığı açtığımız zaman basıyı kaldırıyoruz. <laughs> İlave hastalığı da ortadan kaldırmış oluyoruz ve bunu da söylediğim gibi MR görüntüleriyle de belgeliyoruz. Bazen hakikaten hastalarımız merak ediyor. E disk nasıl içeri girecek diye. Disk bir de e, aslında ilginç sorular oluyor hastalarımızdan paylaşmak isterim. Şimdi biz bu aralığı açıyoruz diyor bazı hastalarımız. Siz içeri gireceğini söylüyorsunuz ya dışarı kaçarsa <laughs> bu fıtık daha da dışarı kaçarsa açınca diye. Böyle bir şey mümkün değiliz. Çünkü biz bu aralığı açarak burada bir negatif basınç oluşturuyoruz. <laughs> bu eksi -150 milibar'lara kadar çıkan bir basınç. Bununla beraber burada bir basınç olduğu için zaten buraya çekiliyor mekanik olarak. Dolayısıyla dışarı taşma ile ilgili bir endişe kesinlikle söz konusu değil. Başarı oranı nedir? Doğru seçilmiş vakalarda yöntemin. Şimdi zaten ameliyatlık vakaları kesinlikle dış lifleri yırtılmışsa almıyoruz. Bundan sonraki başarı da eğer hastamızın kasiske sistemi yapısı tedavi için uygunsa ve tedaviden sonra bizim önerilerimize dikkat ediyorsa işte günlük yaşam alışkanlıklarına, oturma şekline, çalışma şekline, egzersizlerini düzenli yapıyorsa başarımız yüzde yüzlere kadar gidiyor. Fakat buradaki başarıdaki düşüklükler hastamızın bizimle işbirliği yapmasındaki eksiklikten kaynaklanıyor. Şimdi onu sormak istiyordum. Dediniz ki egzersizlerini mesela yapmayı ihmal eden evet, hastalar. Evet. Omurların açılması tedavisine destekleyen bir takım kişinin herhalde yapması gerekli evet. tedaviler de var, var, değil mi? Evet, evet. Şimdi 10. seansa kadar aralığı açmaya ...başlıyoruz, yarı yola geliyoruz. Yani %50 açmış oluyoruz. 10. seanstan sonra biz açacağız. Fakat açtıktan sonra tekrar oluşmaması için... ...bu bölgeye yapışan bağ ve kasları güçlendirmemiz lazım. Onlar doğal bir korse oluşturup tespit edecekler ki... ...tekrar açılmasın. Bunun için egzersizlerin düzenli yapılması gerekiyor. Ama bize en sık sorulan soru... ...egzersizleri ne kadar süre yapacağım? Yaşam boyu yapılacak. Çünkü zaten... Yapmak zorunda olduğumuz egzersizler bunlar. Genelde Hasta e, için. hastalar pek egzersiz yapmayı da herhalde sevmezler Şimdi değil mi? Toplum olarak evet. sevmiyoruz. Evet. E, genelde şöyle oluyor. E, benim boynum ve belim ağrıdı hemen egzersizlerimi yaptım. Halbuki ağrılı dönemde vermiyoruz evet. biz egzersizleri. Normal zamanda yapılıp ağrılı dönemde bırakılacak egzersizler. Bütün egzersizleri ağrılı dönemde yapmak çok uygun değil. Şimdi e, boyun ve bel fıtıklarını konuşuyoruz. Tedavi destekleyici şeyde kişinin stresten yoksun bir yaşamı olması olabilir mi? Çünkü stres herhalde hı hı. özellikle bu omurların daha sıkışmasına neden olan bir faktör müdür? Duygusal stresleri hı hı. kastediyorum evet, tabii. Evet, önemlidir. Özellikle boyun ve sırt bölgesindeki fıtıklarda. Neden? Çünkü kasılı bir halde duran kas boyunu kısaltır. Boyu kısalınca kasın ...iki omurun arasını birbirine daha çok çeker. Hı hı. Bunun için boyun ve sırt fıtıklarında... ...biz sıklıkla stresin eşlik ettiğini... ...hatta antidepresan kullanan hastalarımız çok bu sebeple. Fakat onun yerine stresi azaltacak... ...stres faktörlerini uzaklaştıracak... ...başka faktörleri bulmak çok daha uygun. Şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz... ...sizinle ilgili sohbetimizin. E, tabii e, önemli bir nokta daha var. Şimdi... Tedavi yaklaşık e, süre olarak ne kadar alıyor? Seans değil, ne kadar zamana yayılıyor? Omurların Hı -hı. açılma tedavisi ortalama olarak? Ortalama olarak 15 ila 20 seans Hı -hı. burada. İlk 15 seansın düzenli olması, peş peşe olması önemli. Bundan sonra hastamızın klinik bulgusuna göre bazen haftada 3'e ve haftada 2'ye indirebiliyoruz. Bazen de yine 5 seans olarak peş peşe devam edebiliyoruz. Peki, tedavi başladığı andan itibaren size tabi bel ya da boyun fıtığına bağlı Hı. olarak bir takım ağrı şikayetleriyle geliyorlar en başta Hı. ve yaşam kaliteleri düşmüş olarak evet, geliyor evet. hastalar. Tedaviye başlandıktan sonra giden süreç içinde yavaş yavaş ne gibi e, reaksiyonlar veriyorlar şikayetleriyle ilgili? Bizim beklentimiz 7. 8. seanstan sonra %20-30 düzeyinde ağrının azalmaya başlaması. Tedavi bitince %70 düzeyinde azalma. Ondan sonraki 20-25 gün içerisinde de maksimumuna ulaşmak. Şimdi klinikteki takiplerimizde, gözlemlerimizde 2. 3. günden sonra... Daha rahat uyumaya başladım. Masa başında daha rahat çalışmaya başladım. Kramp girerdi şimdi girmiyor şeklinde bize geri dönüşler oluyor. 10. seanstan sonra ise bazen %50 azaldı mı şikayetin dediğimde... ...yo artık tamamen yok oldu şeklinde cevaplar da alabiliyoruz. Tabi burada bizimle işbirliği halinde yapan hastalar daha başarılı oluyorlar. Sen Gülşen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, sağlığım için... Her şeye sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor. Tüm yönleriyle kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde tarama yöntemleri. Hangi besinler kalın bağırsak ve rektum kanseri riskini artırır? Kolorektal kanserlerde ameliyat hangi vakalara gerekir ve nasıl yapılır? Az sonra sağlığım için her şeyde.